Çekeceğiz Allah kısmet ederse. Şöyle bir yavrulardan bahsedelim. Ondan sonra konuya gireriz. En basit örneği bakın şimdi. 6 ay 13 günlük yavrular. Gel. Bakın. Nasıl eşyalarını göstereyim size. Tek tek çekeceğim. Görüyor musunuz? Buyurun. Bakın. Horoz gibi oldular değil mi? 6 ay 15 13 günlükler bunlar. Neşe bu işte. Neşe bu işte. Görüyorsunuz değil mi? Bakınca nasıl oluyor? 6 ay 15 günlük yavrulara bakın. 10 gün kafeste kaldılar. Yeter ki bakın bakın. Bahsedeceğim şimdi videonun sonunda. Dur kızım. Şimdi şöyle bir yavrumuza daha bakalım. Bunlar hepsi aynı gün çıkıyorlar. Buyurun bakalım şimdi. Bakın şimdi. Neşe'ye bakın. Şöyle bir araç yavrumuz var. En erken öten derdim. 3 ay 15 günlük en öttü. Bakın bakalım nasıl olmuş. Horoz gibi mi? Görüyorsunuz değil mi? Gören der ki bu 9 aylık bir yavru. 2 kilo. Tabii ki boyun posu çok güzel. Yerinde, her şey yerinde. Ama 2 kilo. 2-200 hazır olduğunda 2-300 ancak. En korkak olanları bu. Hepsinden kaçan da buydu. Bu dün yeni ilk defa sesini duydum. Bu 2 kilo 200 gram şu anda. Bir de buna bakalım. En korkak. Şu hali horoz olmadı ama bakalım. Buyurun. Fazla yaklaşmadı. Bak bakalım nasıl olmuş. On gün içeride kaldılar. Görüyorsunuz. Çok şey bir yavru. Geçen gördüm. Bir 20 saniye kadar tuttu bir tanesine. Kaptım hemen zaten. Asla atılmaz bu zamanda horozlar. Ama çok iyi. Horozcu adam. Horozun tokata kalkışından nasıl olacağını çok iyi anlar. Tokata kalkışından anlar sadece. Onu o kadar söylüyorum. Çok iyi hemen. Ağzına çok çabuk olacak. Çok sistemli olacak. Dur dur kızım. Şöyle bir tane de elinde çil olacak ama fazla çil olmayacak. Görüyorsunuz. Küpeli bir yavrumuz. Bu da yeni yavrum horoz oldu. Bakın şimdi. Fazla ekler. Bu da 2 kilo. Ben ağır kilo hayvanı sevmem. 2700, 2800 geçten sonra ben o kapımda saklamam. Yok zaten öyle hayvanlar. Benim horozum küçük olacak, ufak olacak. Küçüklüğün ufak kilo olacak, çabuk olacak, atletik olacak. Bu insanlarda da hayvanlarda da geçerli olan şeyler.
horoz yapı büyüdükçe hantallık çok olur. Yapı küçüldükçe atletiklik bol olur. Yoksa büyük kilo hayvanlar, ağır kilo hayvanlar kötü diye demedim ama atletik olmazlar. Kahveye gidin, küçük kilo hayvanları izleyin. Müsagaba zevkine bakın, bir de ağır kilo izleyin, onun zevkine bakın. Bu kadar basit. Şimdi gel oğlum. Bu da benim az önceki kipalim. Çil dedim ya, onun abisi. Anneler bir, babalar farklı. 13 aylık. Bunu denedim kardeş. İşte abi kardeşler bunlar. Babalar farklı. Birinin tavuk türü bir horoz, birinin 12 dönmüş bir horoz. 5 idman. 2 yavru 20 dakika. En uzun tek yavru peş peşe hiç nefes almadan attım. 20 dakika. En iyi dedikleri horoz 17 dakika. Denedim, testi geçti. Artık bu damızlığa çekildi. Zaten bunu 3-4 arkadaşa idmanlarını gönderdim, ağır idmanları da. İzlediler, herkes biliyor burada gönderdiklerimde. Öyle çok konuşanlar var. Tövbe, bu işi bıraktım demeseydim, bak göreceklerdi ama. Neyse, bu horoz bize yeter. Durduk. Videomuzun devamı. Üstümüzü değiştirdik, terlemiştik. Şimdi yavruların reklamını yaptık. Şimdi gelelim babasının reklamını yapalım. Babası değil, örnek göstererek söylüyorum. Bu horozun oğlu yok. Bir tane oğlu var, Trabzon'a gönderdim. Çok sevdiğim Apo dediğim arkadaşa gönderdim. Oraya yerleşti 6 yıldır. Horozculuğu bıraktı. O gitti zaten, biz de horozculuğu bıraktık. Neyse, bunun oğlu varsayalım. Ben bunu hazırladım. Bu yaşında bir yavruz. Veya 3 yaşında bir horoz, kart horoz varsayalım. Ne yaptık? Hazırladık, götürdük, kahveye gideceğiz. Reklamını yapmamız için ne yapmamız gerekiyor? Önce mamayı bol bulup, hani sezonda diyorlar ya, 8 tane dövmüş, 10 tane dövmüş, 12 tane dövmüş diyenler bile var. Facebook'ta paylaşılıyor. Herkes orada görüyor zaten. Neyse, göttük ve verdik bunu. Şimdi gidiyoruz kahveye, hazır oluruz. Taş güzel, her şey güzel. Kahveye gittiğimiz zaman mama bulmamız lazım. Ben kendim örnek veriyorum. Kimse beni ilgilendirmiyor. Biz kendimizle meşhuruz. Ben kurnaz bir adamım. Bir de kahveye gelip de saflardan bahsedeceğim. Reklamın sonuna bağladığınız zaman anlayacaksınız. Neyse, ben bu horozu hazırladım. Bir tane orada mama var bak. Orada. Horozun taşı var, her şeyi var. Hazırlığı, idmanı, neyse beslerim. Gel bakayım. Ondan sonra her şeyimiz hazır ama mama bulmamız gerekiyor. Gidiyoruz, bakıyoruz horozun taşına, bakıyoruz işte. Zaten horozun %90'ı ne yapar? Gider bahane bulur. Hepsinin %95'i mamadır. Burada Allah için yine arkadaşlar söylesin. 100 tane adam geliyorsa kahveye 95'i mama arar. 5 tanedir cesaretli olup da kilosu tuttuktan sonra horoz seçmeyen, kilosundaki her horozu atan horoz 5 tane çıkar. Gerisi çıkmaz. Diğerleri hepsi mamaya bakar. Mamaya baktığı için gider bulur yavruyu veyahut da yavru deyip taşına bakar. Ya bunun batarı var. Yok bu çok kart, bu çok hazır, bu olsa hazır. Safın bir tanesi getirir, bir idman yapar yavrusuna. Şöyle bir yavru göster gözüm. Bunlar 6 ay 13 günlükte zaten, gösterdim az önce. Bunların 11 aylık olduğunu varsay. Gelir, bulur böyle bir tane ya adam getir atar, bir idman görür, hiçbir şeyini görmemiştir. İlk idmana kendini hafifçe sevdirir, horoz bulamaz, götürür der ki ya kahvede bir idman dövüşü yaparım. Ne yaparım? Ondan sonra sopaya düşerse kaldırırım, düşmezse bırakırım. Hem idman olmuş olur der. Ama halbuki bir defa görmüş bir idmanını. Götürür kahveye, mama olur. Ben de kurnaz adamım, bulurum öylesini, atarım, çabukça döverim, oldu sana bu dövüş. 3 tane öyle yaparım. Bir tane arada sağlam horoz, tabii ki horoz kaliteli olmasa zaten yapamaz yani. Bu da bir gerçek. Ama dedikleri kadar değil kardeş. Reklam için bahsediyorum. Ne yaptım? Ben bununla dövdüm sezonda 6 tane. 2 tane de faizini koyarım. Abartısını 2 tane üstüne ben koyarım. Çünkü bu işte yalan çok. O der 8 tane bu küllü horoz göster kızım. 8 tane dövmüş. Yavrular da burada.
Olmayan da yavrusu verir. Çünkü horozu herkes görmüş, bu kadar dövmüş. Millet neyi dövdüğüne bakmaz. Mamayı dövdüğüne bakmaz. Dövdüğüne bakar sadece. Horozuyla ben bunu değiştirmeye çalışıyorum. Hayvanın neyi dövdüğü önemli. Ne kadar kaliteli dövdüğü önemli. Al sana güzel bir et, alırım horozumu. Gidelim kapıdaki türe, tüm pirişlere çekelim, tavuklara çekelim. Bu ne olur? Seneye de satarım. Hangi yolu çıkmış? Hiçbir şey. Al sana güzel bir reklam. Al sana paranı güzelce koy cepine git. Horoz 10 bin lira. Yavrusu en az 3 bin liraya verin. 10 tanesini satsa zaten köşeyi buldu. Bu kadar basit. Reklam bu. Horozun tanıtması. Yavruları itibaren reklam yaptım aslında farkındaysanız. Yavruları çektim. Ben satıcı bir adam olduğumu varsayalım. Ne yaptım? Koydum yavruları. Neşesi yerinde, her şey yerinde, keyfi yerinde. Bakımı güzel. Al sana bu da babası derim. Kim şey yapacak? Herkes tanıyor. İnanacak, alacak, tek verecek. Halbuki alakası biliyor. Reklam bu kardeş. İnanmayın. Siz hayvanın reklamlarını söylediniz, 3 tane de verin. Anlatma yapıyor. Bir 5 dakika, bir de 15 dakika getiriyor, kahveye koyuyor, sopayı yiyorlar. Halbuki hayvanın geleceği varsa da geleceği de yok oluyor. Sopayı yiyor, oturuyor aşağı, ondan sonra diyor ki, işte diyor, iyi değilmiş. Halbuki belki hayvanı çok iyiydi ama sen bir dumanda götürürsen, böyle kurnazlar, benim gibi kurnazlar çok olur. Bak, kendim kurnaz yemeğe koydum, değilim Allah'a şükür ama. Koydum, böyle götürürsünüz, mama olursunuz, ondan sonra güle güle. Bu arada bir yandan birisi reklam yapar, birisi de bir yanda bok olur, çıkar köşeye. Demek istediğim bu. Reklam yeter ki biz isteyelim. Her türlü reklamı yaparız. Ben çil yavrularımı idman yaptım. 2-3-4-5 kişiye gönderdim. Herkes gördü. Ama isteyenler de vardı. Göndermedim. Abi ben kime göndereceğimi çok iyi biliyorum. Kimse küsmez. Anlayan adamı bu işe ben gönderirim. Satmadığım için herkese göndermeye de gerek de duymuyorum. Bu işin sıkıntısı değil. Dediğim gibi reklam böyle yapılır. Önce yavrulara iyi bakarsın. Ondan sonra güzelce horozunlar tabii ki illaki dövmüştür ama niye diyorum? 6 ise 2 de kalibesini faizini koyar 8 olur. Al sana reklam. Al yetişsene bunun oğlu. Gelin adam tabii ki adamı gördüğü için inanmaz. Tek rengi ya bir horoza bir şey benzemesi lazım. Ben adam demiş ya bunun oğlu al. Denemeden yavruyu bir telefonla gördüğüm veyahut da resim gördüğüm veyahut da elin ayağını görmediğim yavruyu alırsam ondan sonra vay Volkan bana hayvan sattı rezillikmiş. E sen gör kardeşim. Görmeden ondan sonra bak adam reklamını yaptı. Adam onda diyor ki sen de iyi çıkmış kötü çıkmış. Adam alacağı parasına bakıyor. Ama tabii ki reklam amacı önce kaliteli hayvanlar kapınıza koymanız gerekiyor. Kaliteli. Yani belli bir kalitesi olacak. Reklamın zaten sen gerisini yapıyorsun zaten. Bu kadar basit kardeş. Bu işte yüreğin temiz olursa, kalbin temiz olursa hiç böyle kurnazlıktan hiç gerek de olmuyor. Zaten mal kendini gösteriyor. Ben 3 senedir hayvanlarımı götürüyorum. En ünlü Bursa'nın 70 km yol kat ediyorum. Veyahut da 30 km yol kat ediyorum. En izle deniyorum. Valla Allah'a çok şükür olsun. Hiç de Allah gönlüme göre de deniyor. İzlettiğim adamlar beni 2-3 senedir tanıyan adamlar var. Böyle videolarımı gönderiyorum. Sevdiğim arkadaşlar, izletiyorum. Hayvanları görüyorlar. Ben iyisini demiyorum ama yanlış anlama. Kapıdaki arkadaşlar böyle güneşin altında, toprağın üstünde, taşın üstünde denemiyorum. Bak içeride de ilgim var. Böyle adam, gittiğim adamlar ilgi yoksa ona biraz atmam zaten. İdman bile yapmam. Ben öyle seçici adamım. Ben öyle çakılla, taşta, çimende, otta, güneşin altında rezillik vaziyette oraya atmam ben biliyor musunuz? Atmadım da atmayacağım. Ama siz atarsanız hayvanınızın iyiliği de varsa kötülük olur. Kötü olur. Ondan sonra hayvan iyi çıkmadı. Sen kendin iyi olacaksın ki önce hayvana kusur bulasın. Benim özelliğim de bu işte. Ben de bunu öğreteceğim Allah kısmet ederse. Bak ilk başlarken 20.000-30.000 izlenme oranı vardı. Yavaş yavaş elendik şu anda 5.000-7.000'lere geçmiyor izlenme. Neden? Çoğusu bıraktı. Ya beni sevmedi, işte veyahut da bana bazı fikirleri uzun geldi veya sabretmedi. Bir sürü bahaneler. Bak izlenme oranı işte. Düşsün önemli değil. Biz izlenmesinde değiliz ki bu işin. Biz bu işi harbi yapanın olsun da az olsun, 20 kişi olsun, 10 kişi olsun, 30 kişi olsun. Problem benim derdim burada. Ama harbi her şeyi doğruyla, dürüstlükle yapanları için uğraşıyorum. Yoksa izlenmiş 30 bin, 50 bin umurumda bile değil. Bak ben ne dedim? Bu işi 1000 kişi izler, 5 kişi, 10 kişi yapar. 30 binden, 70 binden veya 40 binden 7 bin lira, 5 bin lira kadar düşürürüz. Daha da düşecek. Çünkü sabır olmayacak. Niye? Önceden film Messenger'dan tıkır tıkır yazıyordum. Allah'a çok şükür, Allah kalbime göre verdi. Messenger'da kilitlendi. Yazamıyorum şimdi. Yazamadığım için o çoğusu izlemiyorlar. İzleme kardeş, problem yok.
Zaten sen videolarını izlesen her şeyi öğreneceksin. Pamucuk videosunu geçtiğim zaman siz zaten bıraktığınız için izlemeyeceksiniz ama izleyenler kazanacak. O zaman göreceğiz. Öğrettiğim her şey. Neyse videoyu kapatacağım, bir şeyler bahsedeyim. Eridmanı videosunu sildim. Yenisini çekeceğim. O yüzden sildim. Sildiğim an zaten YouTube'da tüm reklamları kaldırdı. Para kazandırmıyor bize. Anladın mı? Kazandırmasa da ihtiyacım yok. Niye sildim dersen orada şöyle sildim. Biz doğru konuşalım. Hanzo gibiydik. Saç sakal bebeğine girmişti. Tamam mı? Yani ben öyle şey sevmedim. Diyorum ya sana. Çok harabe gibiydim. Hani keşçi meşçi adamlara dönmüştüm. O yüzden sildim. Ki en çok izlenen videoydu. Silmem gerekiyor ama benim için izleme önemli değil. Onu da sildim. Yenisini en yakın zamanda çekeceğim. Daha ayrıntılı şekilde çekeceğim. Uygulamalı şekilde çekeceğim. O zaman herkes tekrar bakar. Neyse kardeş. Hakkınızı helal edin. Selametle kalın.